Hocam, Merhabalar, iyi akşamlar. hoş Kenan geldiniz tekrar. hocamıza. Kenan hocam, orada mısınız? Buradayım, buradayım. Sesin geliyor mu? Geliyor hocam. Nasılsınız? İyiyim, çok şükür. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Nazik Tekrar davetiniz için çok teşekkür ederim bu arada. Sağ olun. Bizler de size çok teşekkür ederiz. Hocam, Sağ olun. Siz de biraz bize kendinizden ve girişim hikayenizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Benim örneğim gerçi bayağı atipik bir örnek. O yüzden hani kendisini çok bir yere oturtamayan arkadaşlar için yararlı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü şu an hep hani çalışırsak yapabiliriz, edebiliriz ama ben gerçekten üniversite yıllarına kadar hani çok çalışkandım gerçi ama kendi halimde sürekli basket oynayan, etrafta sosyal olarak dolaşan, sürekli bir şeyler okuyan bir insanım ama bizim zamanımızda internette olmadığı için öyle bilinçli bir şekilde mesela tıp fakültesine gelmiş bir insan değildim. İşte Hacettepe İngilizce Tıp'ı seçtikten sonra da ilk defa birinci sınıfta bilgisayar denilen bir şeyle tanıştım. Hani şu an mesela dijital girişimcilikle ilgili bir şeyler anlatıyoruz ama benim bilgisayarla tanışmam 19 yaşlarında falan istatistik dersindeki hocamızın işte Word'tür, Excel'dir bunlarla ilgili bir ders anlatmasıyla ilk başladı. Daha sonra dedim bu ne kadar güzel bir şeymiş, böyle bu birçok şeyde kullanılabilir falan. Ve de oradan işte mezun oluncaya kadar 10 parmak öğrenen, basit bazı programlama dillerini bilen, kendi web sitesini yapabilen, yani yavaş yavaş kendini geliştiren bir kişi oldum. Burada özellikle genç arkadaşlara önerim, hani hep diyorsunuz ya kariyer planlaması ile ilgili, öyle bir planlamanın olabileceğine çok fazla inanmıyorum. Çünkü hayatın sizi nereye götüreceği hiç belli olmuyor. Ama şuna inanıyorum ki karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmek için elinizden gelen her şeyi yapın. Ve mümkün olduğunca da hani tabii ki okumak falan önemli ama deneyimleri hayata geçirmek lazım. Mesela ben işte dönem 1'den 2'ye geçerken özel bir hastanede staj yapmaya başlamıştım. Veya da kafam bir şeye takıldığı zaman direkt oraya gidip orada ne yapıyor ediliyor deneyerek öğrenen bir insandım. Ekosistemin yararına çok çok fazla inanıyorum. Çünkü Hacettepe'deyken biz izole olarak hastanelerde bulunan insanlardık. Ve de kafama o dönemlerde de çok fazla fikir geliyordu. Bu arada tabii girişimciliğin en önemli şeyi zaten hep bahsedildi. Sizin bir ihtiyacı belirlemeniz. Ve o ihtiyaçla ilgili ben ne yapabilirim, yeni neler bulabilirim veya da ne farklı değer önerileri ortaya koyabilirim. Bunlar hep benim aklıma geliyordu ama mesela bunlarla ilgili konuşmam gereken işte mühendislerde, sosyal gruplardır. Hep farklı bir kampüsteydi. Bir saatlik yol gitmek gerekiyor. Doğal olarak o tıp hayatının içerisinde bunlar çok mümkün olmuyordu. O yüzden mevcut fikirleri kendinizi sadece bir yere kadar getirebiliyorsunuz. İster istemez bir takıma ihtiyacınız var ki mutlaka bir takım olması gerekiyor. Böyle olunca o dönemki fikirlerim hep bir yere kadar kaldı. Mesela Hacettepe'de bir girişimcilik yarışması vardı. Orada ilk 5'e kadar gelmiştim. Ama şöyle dediler, hani tek başına bunu yapman imkansız. Doğru, imkansız ama ben de zaten grup arıyorum ama onu bulamıyorum şeklinde. O yüzden ekosistem gerçekten çok önemli. Burada nasıl bir şey oldu? Biz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde Türkiye'deki en gelişmiş ikinci simülasyon merkezine sahibiz. 4 yıldır ben burada çok aktif olarak çalışıyorum. Onun öncesinde tıp eğitimiyle ilgili işte bilgisayar programcılık onlarla ilgili bir geçmişim var. Bunların hepsi bir anda birleşince bir ihtiyacı da ortaya çıkarttıktan sonra bunu nasıl hayata geçirebiliriz kısmı ortaya çıkıyor. Bizim burada teknokentimiz yok. Fakat şöyle bir şeyimiz var. Çok güzel bir lojmanımız var. Böyle işte çaylıkların arasında, nehrin kenarında gayet güzel. Ve de çoğu öğretim üyesi burada kalmakta. O yüzden mesela yürüyüşler yaparken benim komşularımdan biri mühendislik fakültesinde Doktor Ersen Bey'dir. Onunla hani yavaş yavaş konuşmaya başladık. Böyle bir fikrim var falan. İlk böyle başladı. Hani fikir çünkü gerçekten çok güzeldi. Gerçi Ersin Hocam o anda meşguldü. Bir 3 ay sonra gel öyle konuşalım dedi. Ben de 3 ay sonra gittim. Bir daha konuştuğumuzda da gerçekten hayata geçmeye başladı. Çünkü fikir, sizin belirlediğiniz fikir gerçekten evriliyor. İşte pivotlama şeklinde denilen şekliyle. Ve de ne kadar çok kişiyle bunu paylaşır ve onu geliştirirseniz o kadar daha bütüncül, kapsayıcı ve de işe yarar hale geliyor. Biz burada çok güzel bir ekip kurduk. 5 tane mühendis arkadaştan bir tane doktor olarak benden oluşan. Ve de şu an sistemdeki en büyük sıkıntılardan biri simülasyon çok pahalı. Mesela bir tıp fakültesine medikal simülasyon kurmak istediğinizde işte 2-6 milyon dolarlık bir yatırım yapmanız gerekiyor. Çünkü simülatörler çok pahalı, gerçek medikal cihazlar kullanıyorsunuz. Daha sonra simülasyon merkezinin kendisini vermiş olduğu bir
mekana ve de personele ihtiyacınız var. Alttaki yazılımlar çok pahalı. Böyle gidiyor. Biz bunu nasıl daha düşük fiyatlı bir hale getirebiliriz? Nasıl simülatörlerin çok çabuk bozuluyor olmasını engelleyebiliriz? Ve de bunu Türkiye'ye nasıl yayabiliriz de ilgili fikir geliştirip buradan bir girişimcilik hikayemiz çıktı. Çok şükür de hani herhalde burada çağırdıklarınız arasında en genç girişimcilerden biri bu bakımdan ben olacağım herhalde. Çünkü daha bir senemizi daha yeni bitirmekteyiz ama satış aşamasına da gelebildik. İşte TÜBİTAK 1512 ile kurulup İTÜ Teknokent'te sağ olsun mentörlerden ve de o İTÜ şirketinin vermiş olduğu eğitimlerden çok fayda gördük. Ve tabii kendimizi yine çok geliştirdik. Piyasayı tanıyor olmamız... Erken aşama girişimcisiniz aramızdaki en gençsiniz, evet doğru. Evet. O yüzden şu anda hani erken aşamadaki kişilerin ne sıkıntılar yaşayacağını da çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Veya da bunlarla ilgili nasıl... Bunlardan biraz bahseder miyiz? Yani ne gibi engellerle? Gerçi çok fazla engelle de galiba karşılaşmamışsınız. Yani sonuç olarak bir sene içerisinde ciddi bir yol aldığınızı söylüyorsunuz. Yani engelle yani... karşılaşmamın imkanı yok. Yani zaten bu yola girerken herkesin ilk başta onu kabullenmesi lazım. Mutlaka soru çıkacak. Hocam, biraz önce... Rahatlamamız gerekiyor. Bizi dinleyenler açısından da örnek olabilecek neler, ne gibi rehber niteliğinde bir şeyler söyleyebilirsiniz? Elimden geldiğince başlayayım. Biraz önce hocamızın da dediği gibi hani dirayetli olma, İngilizce'de resilience şeklinde olan şey çok önemli. Gerçekten hani özellikle yaptığınız şeye inanıyorsanız bununla ilgili dirayet göstermeniz gerekiyor. Nasıl sıkıntılarla karşılaşıyor? Hani maddiyat bunun en önemli başlangıçlarından biri. Çünkü sonuçta bir şirket kuruyorsunuz. O şirkette işte muhasebeciniz olması gerekiyor. Türkiye bu aşamada aslında iyi. Yani TÜBİTAK'tan falan gerçekten çok iyi destekler alabiliyorsunuz. İTÜ'nün bize çok fazla desteği oldu. İşte Big Bang yarışmasına ilk 20'ye kalmamız ve oradan gelen bazı maddi destekler de oldu. Burada önemli olan kendinizi çok iyi ifade etmeniz değil mi hocam? Yani teşvik almak, evet teşvik. Evet, devlet sürekli bunların ilanını veriyor, söylüyor. Ama tabii ki bir sunum çok önemli yani, değil mi? Burada kendinizi ifade etmek asıl önemli olan. Yani mutlaka onlarla ilgili bir şeyler yapmanız gerekiyor. Yani fikriniz var ama sizin onu hayata geçirmek için sonuçta bir 20-30 sayfalık bir şeyler yazmanız gerekiyor. Diyelim ki bir ürün çıkarttınız, hani hiç kimse gelip de ne güzel ürünmüş almıyor. Onun pazarlamasıyla ilgili mutlaka uğraşmak gerekiyor. Mesela en son bir haftalık bir Ankara gezisi yaptık. Biz orada yaklaşık 10 tane falan firmayla görüştük ama aslında bu benim tatilimdeki bir şeydi, 5 günlük geziydi. Hani girişimci dediğimiz kişi ister istemez vaktinin büyük bir kısmını da aslında bu işler için uğraşması gerekiyor. Şimdi tabii mevcut özellikle bu kapitalist sistemde sizden istenen şeylerden biri aslında tüm işlerinizi bırakın, daha çok bu girişimciliğinize odaklanın. Ben ona bir yere kadar katılıyorum ama bir yere de çok katılmadığım yerler var. Çünkü mesela benimki gibi içinde bulunduğum bilimsel ortamın bu girişime katkı sağlayacağı yerlerde ben içinde bulunmayı tercih ediyorum. Ama tabii sizden daha çok şirketin çok hızlı büyümesi isteniliyor ki hani bunu işte mentorlara falan satılabilmesi gibi aşamalarda. Biz birazcık daha farklı düşünüyoruz. Hani ayağımız yere çok sağlam basıyor ama şirketleşme ve satış aşamalarına en erken aşamada geçmeyi istiyoruz ama böyle çok hızlı büyüme gibi bir hedefimiz ilk başta tabii ki var ama amacımız o değil. Amacımız çünkü sosyal bir girişim olarak bunu mümkün olduğunca çok fazla kişiye yaymak. O yüzden de çok fazla kişiye uğraşmak için vaktinizin büyük bir kısmını bu işe ayırmanız gerekiyor gerçekten. Hocam size de aynı soruyu sormak istiyorum. Yine ekran başında kariyer planlaması yapmış olanlara hem tavsiyeniz hem de siz mesela başladığınız noktaya geri döndüğünüz zaman ya şu hataları yapmazdım, keşke yapmasaydım, daha hızlı, daha çabuk ulaşırdım dediğiniz şeyler var mı? Ben kariyer kelimesini çok fazla sevmiyorum. Hani hayatta istekleriniz ve de karşınıza çıkan fırsatları kullanmayla ilgili yapmanız gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Kariyer bir şekilde kendiliğinden gelişiyor. Hani ben de doçent ve profesörlüğüne almış ve de profesöre yaklaşmış biri olarak hani bunu söylerken tabii söylemesi kolay gibi geliyor ama gerçekten amaç bir kariyer hedefi olmaması lazım. Çünkü bizde bu sınavlarla ilgili sürekli bir yarışın içinde olmak hayatı deneyimlemekten insanı çok uzaklaştırmaya başlıyor.
Mümkün olabildiğince hayatta deneyimleyebileceğiniz her şeyi deneyip kendinize bir hani şu passion denilen bir arzu, bir istek uyandıran bir yol bulmak gerektiğini düşünüyorum ve de onun peşine gitmek lazım. Bu arada tabii kariyer de beraberinde gelişiyor zaten. Fakat bunu yaparken amaç sadece hani işte bir şirket kurup zenginleşmek olmamalı. Mutlaka bir değer katmamız gerektiğini düşünüyorum. Kariyerle ilgili olarak bu bunun yanında gelişiyor ve mutlaka hani sadece kitaplara ve okulun vermiş olduklarına bağlı kalmamak lazım. Çünkü okulda verilen şeylerin hani hayatta kullanılabilirliği az oluyor. Kendinizi geliştirmek için yapabileceğiniz her şeyi yapın derim. Hani üniversitedeki sosyal kulüplerden ve mümkün olan en kısa zamanda da mutlaka şirketlerde, benim açımdan hastanelerde deneyimlerinizi artırmanız lazım. Çünkü o işin içine girdiğinizde fark edeceksiniz. Nerede eksiklik varmış ve de nerede bununla ilgili siz kafanızda bir şey üreteceksiniz. Çünkü birçok farklı şey bir araya gelip bir fikir ortaya çıkıyor. Yani başlangıçta da onların hiçbirini bilmeden sahip olduğunuz fikir çok kısa bir fikir oluyor. Ama işin içine girdikçe çok farklı yönlerini fark ediyorsunuz. Ve de orada gerçekten sizin o fikirleriniz izlenmeye başlıyor. O yüzden kısacası önerim, mümkün olduğunca çabuk hayata başlasınlar. Hani üniversiteyi bitirmeyi falan beklemesinler. Kendi fırsatlarını kendileri oluşturabilmek için özel sektör dahil mutlaka deneyimlerini arttırsınlar. Ve de kafalarındakini sorabilecekleri, danışabilecekleri ekosistemlerin de içerisinde mümkün olduğunca çabuk girsinler. Bundan üniversitedeki bazen öğrenci toplulukları olur diyor. Bazen işte bulundukları bölüme göre farklı olmakla birlikte o ekosisteme ne kadar hızlı girirlerse o kadar kariyer dediğimiz şeye hızlı başlarlar. Ama ben bence de kariyer dememek hocam. Lazım. Girişim merkezleri de var. Artık Kalkınma Ajansı destekleyip bizim de işte görevinde bulunduğumuz Girişim Limanı'nın markasına burada sizin sözünüzün üzerine bir reklam yapmak istedim açıkçası. Öğrencilerin gerçekten çok büyük imkanları var. Bunun fırsatların farkına varmaları gerekiyor sadece. Diye. Varan öğrenciler var mı o fırsatlardan faydalanan sizin? Çok var. Çok çok var gerçekten. Teknofest ve TÜBİTAK projeleri kapsamında özellikle çokça çalışma yapan öğrencilerimiz var. Yani mesleki olarak idam mezuniyete yaklaşmış olan üniversite öğrencileri değil, meslek liseleri ve fen lisesi öğrencilerimize bile destek oluyoruz gerçekten. Çok da heyecanlı ve hevesliler. Bunlar bir de başlangıç olarak da güzel oluyor. Çünkü Evet. Bir anda hani o çok iyi fikri gelmeden önce bir başlangıç basamağı da oluyor. Mesela bizim şu anki şirketimizin yine kurucu ortaklarının olan dönem 4 öğrencilerimizin de mesela öncesinde 6 tane falan Teknofest projeleri, ödülleri var. Bunlar hem proje nasıl oluşturulur, işte kanvas nasıl yapılır, bir iş fikri nasıl ortaya konur gibi şeyleri öğrenme açısından da yararlı oluyor. O yüzden ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi. Çünkü gerçekten öğreniyorsunuz o işi yolda. Ya Z kuşağının zaten hocam galiba hayat felsefesinde de böyle bir şey var. Yani üniversiteyi bitirdikten sonra işte klasik bir işe girip çalışayım fikrinde değiller. Herkes bir şey üretmenin peşinde. Herkes işte bu sistemi ben aslında yapsaydım daha güzel yapardım. Bu Z kuşağı sürekli fikri olan bir kuşak aslında. Bu açıdan da geleceğimiz biraz daha parlak gibi görüyorum ben hocam. Bana katılıyor musunuz bilmiyorum da. Kesinlikle katılıyorum. Ben çok umutla bakıyorum geleceğe. Ve de hani hiçbir şeyin bir şeyde yani bir üründe son olması ihtimali yok. Mutlaka o daha iyi yapılabilir, daha farklı bir yönüyle görülebilir veya da farklı bir gruba farklı bir şekilde prezente edilebilir. O yüzden hiç hani umutlarını kaybetmesin arkadaşlar. Çünkü imkanlar sınırsız. Evet, hocam çok teşekkür ediyorum tekrar. Yine soru geldikçe aklımıza takılan şeyler oldukça size. Çok teşekkür ederim. Nazik davetiniz için tekrar. Evet.